Savaş başladı. Var mı bir planın? Var. Nedir? Babamın planı. Babamın planına sadık kalacağım. Kalacağız. Öyle değil mi Rıfkı? Doğrudur. Planı hepimizden sen daha iyi bilirsin. Aynen devam. Eyvallah. O zaman daha fazla konuşmamıza gerek yok. Herkes ne yapacağını biliyorsa biz değil, silahlarımız konuşsun. Selametle galiba amca. Eyvallah. Derya'cığım. Ya Burak neredesin ya sen? Sabahtan beri arıyorum, açmıyorsun. Hayır, evden de çıkmama izin vermiyorlar. Ya yoğun biraz. Bir şey soracağım. Baban evde mi? Niye soruyorsun? Telefonu ona verir misin? Evde. Tamam, veriyorum. Baba. Efendim kızım. Telefon. Kim o? Kim arıyor kızım? Burak. Sen bize biraz müsaade eder misin? Ben sana telefonunu getireceğim kızım. Tamam. Alo Burak. Mithat amcacığım. Sen nerelerdesin ya? Mahalle yanıyor, sen kafanı toprağa gömmüşsün. Deve kuşu misali, ha? Çıkarabilene aşık olsun. Yahu bırak zevzekliği. Ne istiyorsan onu söyle. Ben ne isteyeceğim? Senin canının sağlığını isterim ben. Ha? Bir de acil görüşmemiz gerek. Görüşüyoruz işte, söyle şimdi. Söyleyeyim. Mithat amca, hani bizim meşhur masa var ya, o artık yok. Bitti. Geçmiş olsun. Taşlar yerinden oynadı. Biz yeni bir masa dizayn ediyoruz. Yani? Yanisi? Sen de gel buyur. Ha? Bize katıl. Yanıma gel. Eğer bana katılırsan sana yeni masamızdan havadar bir yer ayarlarım. Hadi ya. Sen ayarlayacaksın ha? Ya kelimelere takılmayalım Mithat amca. Gel diyorum işte. Sana cazip bir teklif sunuyorum. Bak, dikkat edersen bize kurşun sıkmış bir ele elimizi uzatıyoruz. Bunu bir düşün. Bence teklif gayet cazip. Burak, o teklifi önce ben yaptım sana. Baban gidecek, onun masadaki yerini ben alacaktım. Sen de ailenin başına geçip masadaki yerini alacaktın. Damadın olarak. Öyle. Ama şimdi söylediklerinden anlıyorum ki sen bu teklifi tamamıyla reddediyorsun. Öyle mi? Açık söylemek gerekirse senin teklifin de gayet içimi gıdıkladı. Ama şöyle bir sorun var. Zaten hakkım olan patronluğu sana niye bırakayım? Şu yüzden. Çünkü hiç kimse senin patron olmanı istemiyor. Savaşı sürdürürsen sana ne olacağını da söyleyeyim. Elinde avucunda ne varsa kaybedeceksin. Buna benim yaptığım teklif de dahil. Belli olmaz. Bakacağız Mithat amca. Maç daha yeni başlıyor. Burak, akıllı ol. Akıllı ol. Eğer beni dinlersen savaşa girmene gerek kalmaz. Bırak, sular durulsun. Durulmasın Mithat amca. Ha? Dalgalansın. Dalgalansın, sörf yapalım. Ha? Var mısın? Dediğimi bir düşün.
Ha, eğer dersen ki maç bitmeden ben bahsimi değiştirmek istiyorum. Olur. Ben sana yeni kupon yaparım. Bir düşün. Mithat, artık bu çocuğa güvenemezsin. Burak'a güvenemezsin artık. Fuat da ölmediğine göre bütün planlar değişti. Anlaşma manlaşma yok. Başka bir yolunu bulmamız lazım. Ali Rıza Bey geldi efendim, sizi bekliyor. Hoş geldin Ali Rıza. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hayırdır bu saatte? Haşmet ağa yok. Telefonun kapalı, ulaşamıyorum. Ne demek yok? Nerede? Bilmiyorum. Eğer düşündüğüm şeyi yaptıysa... Halide onun her şeyi. Kızını kurtarmak için kesin Fuat'la anlaşmaya gitmiştir. Fuat yok. Vuruldu. Belki de öldü. Saklıyorlar. Ali Rıza, sen bundan emin misin? Hiç şüphem yok. Eğer öyleyse ailenin başına Burak geçti demektir. Nasıl kararlar vereceğini bilemiyoruz. Ne kadar dengesiz oldu hepimizce malum. Aileler onu dinler mi? Aileler onu dinlemez de Fuat'tan korktukları için dinleyebilirler. Alttaki ailelerin başlarıyla konuşursak, yani Fuat'ın vurulduğunu, oyundan çekildiğini öğrenirlerse... Bu ne işimize yarayacak ki? Bu şu işimize yarayacak sevgilim. Hiç kimse ölmek üzere olan bir patron için savaşmak istemez. Hele ki karşılarında Haşmet abi ve ben varsam.